Ya eyyühennâs entumul fukarâ'u ilallah. Ey insanlar, siz hamınız cümleden Allah'a mühtaçsınız. Ve Allah subhanahu teala ilk misalla ile bu ayet-i kerimde getirir. İn yeşâ yüzhibkum ve ye'ti bi halqin cedîd ve mâ zâlike alallâhi bi aziz. Aslında Allah istese sizi yer üzerinden silip aparar. Olar olabilmez. Olur da tarih boyu olup. Ve ila adin ahavum huda. Adin misalı, Salih misalı, Samud misalı, Sedum gomu kumulut. Hemçinin diğer milletler. İram zâtil imad. Elleti lem yuhlak mitluha fil bilad. İram halkı Fecr suresinde. Allah subhanahu teala bütün bir halkı yerine silip. Adın misalı çok gerbedir. Allah subhanahu teala onlara ele bir istilik verir ki ve sual verim. Her şeyin mütlek maliki kimdir? Allah. Demek her şeyin mütlek maliki Allah olduğuna göre Allah subhanahu teala istediği helginde istediği tehaküme maliktir. Rivayete göre güneş kalkır ve Allah subhanahu teala emredir ki kölgeler yoka çıksın. Hatta evin içinde kölge yoka çıkır. Hatta mağaranın içinde kölgeler yoka çıkır. Dözülmezi kızmar bir iste olur ve kölgeleri Allah Teala müvekketi olarak yoka çıkma emridir. Çünkü her şey onun elinin altındadır. Her şey onun emri altındadır ve her şey onun halkidir. Ve kuraklık olur. Sular kuruyor. Su ihtiyatlarını bundan kabak içple. Her şey o kadar derhal olur. Ve bunlar susuzdan yanırlar. Bundan da kabak Nebiyullah onlara azabın gelmesi hakkında inzar etmişti. Ya iman edeceksiniz ya Allah-u Teala size azap verecektir. İstihza ettiler, dövdüler, kovdular, tehkir ettiler, dandılar, tekzip ettiler ve dediler ki İ'tine bi azabillahi in kunte minas sadikin. Heh, getir azabı. Götür Allah'ın azabını gözlüyürük. Eğer doğrudan da sadiklerdensen. Ve Nebiyullah Allah'ın emriyle memleketi terk edilir. İndi güneş kalkıp, hava kızıp, Allah bilir temperatur hansı dereceye kimi helalette yükselip. Kölgeleri Allah talı yıkıştırır. Su ehtiyatları tez kuruyor, yoka çıkır. Huyları ve bulakları kesilir. Bundan kabakki de su ehtiyatlarını içimler ve her şey gefil olur. Yanırlar, sustan yanırlar. Birden uzaktan bulut görürler. Ne diller? Hâze âridu mumtiruna. Bizim ümit yerimiz, bizim necat yerimiz. O bulut bize su verecektir. Ne diller? Gelirler hamısı evde ne kablar varsa. Gelirler bulutun altında yığışırlar. O bulutun içinde yağıştan başka her şey var. Ot, yanardaşlar, Allah'ın gezebi. Haberler yoktur. Allah subhanahu wa ta'ala bütün bir milleti mehvelir. Başka bir misal Kur'an-ı Kerim'de bile misallar çoktu. Hemen mefolmuş gövümlerden de biri Allah subhanahu teala onlara çok süratli külek gönderir. Küleğin süreti ve gücü tesevvür edin. Onları bir bir göğe kaldırır. Eksine çevirir. Başı aşağı. Ve sonra yere çırpır. Yani Allah subhanahu teala küleğe bu şekilde emrediyiz. Onların her ferdini göğe kaldıracaksın. Küley. Küley de Allah'ın halkinden bir halk, ordusundan bir ordu, askerinden bir askerdir. İstediği kimi o idare eylemek kudretindedir. Küley her bir gavuru göğe kaldırır, başını tersine çevirir ve başını yere ezip çırpır. Tesevvür edin. Allah subhanahu teala ne buyuruyor onlar hakkında? Diyor sen onları başı kesilmiş hurma palmalarının gövdesine benzemesini okşalardın. Yani o güne düşürler onlar. Sanki başları yoktu. Bir tane gövdedir. Bütün bir halkı mehveliyiz. Bizden kabak ümmetlerde bu olup. Kur'an-ı Kerim'de okuyan da keşir bunlar. Ve Allah subhanahu teala burada ilk misalı Fatır suresinde Ya eyyühennâs entumul fukarâ'u ilallah. Ey insanlar. Aslında hammanız Allah-u Teala'ya mühtaçsınız. İn yeşâ yüzhibkum ve eti bi halqin cedid. İstese sizi mehveder. Siler aparar. Ya Rab onda sana kimi ibadet edecek sual çıkır. Ve eti bi halqin cedid. Ve yeni bir halk getirir.
Yeni bir ümmet getirir. Yeni bir toplum getirir. Subhanallah. Kadirdir. Belki kadirdir. Kadirdir. Hansı yolla fark edemez. Fark edemez. Zaten Nuh'un hikayesi malumdur. Geminin büyük kütlesi heyvanlar idi. Cüt heyvanlar. İnsanların sayı deyilene göre 6 nefer idi. İman ederdiler. Üzülegem tespit olmuyor. Ama Nuh'a iman edenlerin sayı o kadar az idi. Allah subhanahu teala o 6 neferden yeni milletler yarattı. Siz hemen evlatlarsınız bu saçta. İkinci neslin evlatlarsınız. Nuh'tan gelen. Ondan kabakçılar bedenleri suda, ruhları cehenneme gitti. İn yeşe yüzhibkum ve yeti bi halkin cedid. İstese sizin hamınızı cümlede meffeliyet siler aparar. Ve evezinize yeni bir halk getirir. Allah subhanahu teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbune. Ey iman edenler! Mühtezi aşağı şerhinde bilin ve agah olun ki Allah'a mühtaç olan sizsiz. Allah'ın ne sizin iman etmenize ne de İslam'a girmenize ihtiyacı yoktur. Ne de onun Resulünün. İhtiyacı yoktur ki onun dinine kömeylesiniz. Men yertedde minkum an dinihi. Sizden kim onun dininden çıkarsa, üz döndürerse, imandan sonra kafir olarsa, men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbuna. Allah subhanahu teala ondan sonra Allah'ı seven, Allah da onları seven bir toplum getirir. Ebu Leheb ne kazandı? Dost olma cemsi. Allah'a ve arasına karşı her cür her bir ilan eylemiş bir insan. Galip geldi. Vallahi tek mağlup oldu. Bes Ebu Cehil eyni. Yani itki ancak üzerindedir. Ve Allah subhanahu teala öz nurunu tamamladı mı? Tamamladı. Ve neydi? Ebu Leheb iman etmedi. Evezine Abbas iman etti emsi. Evezine Hamza iman etti emsi. 10 kardeşiydiler. Ebu Leheb yani özüne zarar eledi. Allah subhanahu teala'nın hiç neye ve hiç kese, hiçbir halda ve ehvalda, hiçbir zamanda ve mekanda ihtiyaç yoktur. Hiç neye ve hiç kese, hiçbir halda ve ehvalda, hiçbir zamanda ve mekanda, hiç kese ve hiç neye ihtiyaç yoktur. Ve der ki, اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Allah istese sizi yer üzerinden silip aparar, evezine yeni bir halk getirir. Şüphesiz ki bu Allah için asla çetin değil. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Aslında bu Allah için asla çetin değil. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Ey iman edenler! Sizden kim dinden üz döndürerse, mürted olarsa, dinden çıkarsa, bilsin ve agah olsun ki Allah'ın onsuz da sizin iman edip teslim olmanıza ihtiyacı yoktur. Evezine ele bir tayfa getirecek ki onlar iman edecekler. Allah onlardan razı kalacak. Allah onları sevecek, onlar da Allah'ı sevecekler. Yuhibbune. Yaxşı ya Rabbi, onların sıfatları necə olacak? اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı son derece tevazu olacaklar. اَذِلَّ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlere karşı da izzetli olacaklar. Allahu Akbar. Ve insanlar hakikatte bu meseleden de erkelemir. Yani Allah subhanahu teala olan mühtaçlık. Ve Allah subhanahu teala sahibi l-ghina el-ghaniyyul hamid. El-Ghaniyyul Hamid, gina sahibidir.